Merhabalar. Değerli milletvekillerimiz, kıymetli grubumuz, Türkiye'nin dört bir yanından grup toplantımızı şereflendiren kıymetli konuklarımız, televizyonları başında ya da radyolarından bizi takip eden çok değerli vatandaşlarımız, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum. 21 yıl sonra yepyeni bir vergi alıyorlar. Vergi neyden alınır? Kazanandan alınır. Kredi kartını veren banka mı kazanıyor, alan vatandaş mı kazanıyor? Krediyi çekecek, çekmemiş, limit vermiş, kendi kendini arttırmış, alışveriş yapandan da değil, yapma ihtimali olandan vergi almaya kalkıyor. Ama Türkiye'nin en büyük karlarını eden bankalara değil, kredi kartından kendini döndürmeye muhtaç vatandaşın gırtlağına çekiyor. Buradan şunu söylüyorum. Bu kredi kartlarından bu 750 lira parayı, kaldı ki şöyle yapmış. Ocak geldiğinde %40 mı enflasyon, yeniden değerleme. %50 de arttırma imkanı var, %60. 750 lira artacak, 100 bin limiti artmayacak. Herkesin kartları bir buçuk yılda bunun üstüne çıkacak, tüm kartlardan alacaklar. Şimdi yapılmayan alışverişten vergi almaya kalkan deli dumrula diyorum. Bu vergiyi, bu parayı alamazsın, alamayacaksın, onu o taslaktan öyle ya da böyle çıkaracaksın. Alacaksan Türkiye'nin en çok para kazanan bankalarına gidip ondan alacaksın. Sokakta lamba yanıyor, okulda lamba yanıyor, sabah giyinirken evde lamba yanıyor ama göya bizimkiler tasarruf ediyor. Türkiye ile aynı zaman diliminde birçok Avrupa ülkesi var. Hiçbirisi bunu akıl etmiyor. Hepsi zarar ediyor. Bir tek bizim aklı bollar kendilerince tasarruf ediyor. Ama esas mesele sabahın köründe servise giden işçi kardeşim. Küçücük çocuklar karanlıkta ve korkarak, endişe ederek okullarına, iş yerlerine gidiyorlar. Buradan bir kez daha akıl ve vicdan sahibi tüm bürokratlarımıza diyoruz ki lütfen çalışın, rakamları çıkarın, bu beylerin önüne koyun, bu tuhaf uygulamadan lütfen bu ülkenin öğrencilerini, gençlerini, çocuklarını, erken saatte işe giden emekçilerini kurtarın. Van 100. Yıl Üniversitesi'ndeki Rojin Kabaiş'in 18 gündür kaybını takip ediyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından kötü haberler geliyor. İktidar partisi çıkmış, cezasızlık algısı var diyor. Cezasızlık algısı vardır. Çünkü bu memlekette bu suçları işleyenler çok kısa sürede tekrar aramıza karışmaktadır. Peki bunu kim yapmaktadır? Bugüne kadarki yargı paketlerini kim yaptıysa, uyarılarımızı kim dinlemediyse, infaz kanununu zırt pırt kim değiştirdiyse, cezaevlerini dünya kadar suçsuz, günahsız öğrenciyle, gazeteciyle, önüne geleni terörist ilan eden bu anlayış yüzünden kim doldurup Covid'de kim çaresiz kaldıysa cezasızlık algısına sebebiyet verenler onlardır. Bin yol deniyorlar, bir tanesi de kurtulmuşun seçtiği yoldur. Hiç öyle entelektüel tartışma yapıyorum havalarına girme. Net bir mevzu var. Biz orayı okuduğumuzda şunu görüyoruz. Orada yazanın ruhu şudur. Türkiye Cumhuriyeti devletiyle de, milletiyle de, ülkesiyle de bölünmez bir bütündür. Tartışmaya kapalıdır. Nokta.
Sayın Bahçeli bugün yine uzun bir süreyi bana ayırmış. Demiş ki normalleşme çığırtkanları, normalleşme takıntısı olanlar diye lafa başlamış. Sonra dönmüş dolaşmış, uzattığım el hesapsızdır, iyi niyetlidir demiş. Deme uzattığı eli söylüyor. Düne kadar kapatılsın dediği partiye, hazine yardımına el konsun dediği partiye, el konmayınca Anayasa Mahkemesi de kapatılsın dediği partiye, terör odağı yuvası dediği partiye, bize o partiye seçilmiş milletvekillerine diyalog kurduğumuz için, el sıktığımız için demediğini bırakmayan Devlet Bey, uzattığım el hesapsız kitapsızdır demiş. Ben ona diyorum ki Devlet Bey, doğrusunu yapıyorsun. El uzatmak iyidir.